Hemen şunları söyleyeyim. Bir sürü haber var. Mesela antibiyotiklerle ilgili başlayayım mı hocam? Hazır mısınız? Buyurun, başlayınız efendim. Kızmayın diyeceğim ama yavaş yavaş böyle. Yok. Hiç merak etmeyin. Bu arada Instagram'a attık videomuzu hocamla beraber. Sorularınız varsa bekliyoruz efendim. Antibiyotikli et, antibiyotik direncine yol açıyor. Haberle başladık. Şimdi antibiyotikli et ne demek? Şimdi efendim şöyle anlatalım. Aslına bakarsanız bu antibiyotikli meselesini birazcık hani birkaç dakikada olsa ifade etmeye çalışalım. Hayvanlar eğer kötü koşullarda büyütülüyorlarsa mecburen hayvanlara koruma amaçlı bir takım antibiyotikleri veriyorlar. Bunu bütün endüstriler 3 aşağı 5 yukarı yapıyor. Ya da hayvandan çok fazla ürün bekleniyorsa mesela bir süt alınacak ama normalde bu hayvan 10-12 litre verir. Fakat siz bunu 50-60 litreye çıkartmak istiyorsunuz. Tabii o zaman 4 katı 5 mastit katı. Denen bir tablo memeleri iltihaplanmaya başlıyor. Hayvanlar dolaşmadığı için ayaklarının tırnaklarının ciddi bir sorunu vardır onların. Yaş yere basmaktan ötürü o zaman bunlara antibiyotik vermeye başlıyorlar. Hasta olmasınlar diye. Hem olmasınlar diye hem olurlarsa eğer tedavi etmek amacıyla sorun bu antibiyotik bunun içine geçer mi geçmez mi? Ha. Bunun içine geçip geçmediğini saptamak o kadar kolay değil. Zannediyor ki insanlar hani bir çelik bilye gibi bu attınız eninde sonunda yine onu bulacaksınız. Öyle olmuyor tabii. Bu daha çok kırpık bir bez parçası gibi antibiyotik. O da parçalanıyor. En sonunda bir parçasını belki saptarsınız, belki saptayamazsınız. O yüzden hani analiz yaptık, içinde antibiyotik çıkmadı dediğiniz bir şey ifade etmiyor. Burada siz genel koşullarda hayvanları olabildiğince bu tür kimyasallar, ilaçlar kullanmadan büyüteceksiniz. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi zaten ben gerçekten ekonomistim diyenlere bir ev kadını işte aldığı maaşla 3 çocuk büyütüyor, adam getiriyor bırakıyor gidiyor, kadın adam rahat kendi açlığını alıyor içinden ne ihtiyacı varsa, kadın değme ekonomistlere taş çıkartacak cinsten ayın sonunu getirebiliyor. Doğru söylüyorsun. Gerçekten helal olsun o kadınlara, çok zor bir şey bu. Onlar da hani çoluk çocuk et yesin diye gerçekten ciddi bir miktar ayırıp yani ne kadar varsa ve bunu katık ederek et şimdi, alıyor. Şimdi bir de ette antibiyotik mi çıktı yani? Yok. Ette antibiyotik meselesi değil. Ama şunu ben size söyleyeyim. Eğer siz etten protein alıyorum diye düşünüyorsanız eğer o hayvanın hakikaten merada büyümesi gerekiyor. Bu şaka değil. Bu işte güzelleme değil, romantizm değil. Çünkü hayvanın size verecekleri aslında onun da doğadan yediğinden geliyor. Bunu eğer beyaz et için söyleyecek olursanız hayvana mecburen tabii ki fasulye yedirtmek zorundasınız. Aksi takdirde vücut et tutar. Eğer siz çocuğu iyi besleyeceğim diyorsanız bunun karşılığı parça etli, kemikli bir kuru fasulye yemeğidir. Çünkü insan vücudunda yapılamayan, tekrar söyleyelim, insan vücudunun kendi yapma becerisi olmayanı biz dışarıdan almaya çalışıyoruz. Ama aynı beceri hayvanda da yok. Bu türe ait bir şey. Hayvanların hiçbiri belli bileşikleri yapamazlar. Onu ancak işkembe yapabilir. Yani hayvana otu verirsiniz ama o ot İşkembe içerisindeki bakterilerle bizde yapılamayan, hayvana yapılamayana çevrilir ve yani hayvanın vücuduna geçer. Dolayısıyla bizim esas derdimiz etin ya kalitelisini bulursak yiyeceğiz ya da o zaman kuzu eti bir parça, parça et vesaire kemikli bundan güzel bir tencere yemeği yapacağız. Bu türlü de olabilir. Kuru fasulye de olabilir. Kemiğini kaynatıp ya da paça çorbası yapıp paçada budur. Belki daha fazlası var değil mi? Çok haklısınız. Paçada daha fazlası da var. Biz hep yaptık burada paça çorbası. Bu şekilde baktığınız zaman aslında zorunlu oldu ama çocuk büyüme çağındayken siz buna ek olarak eti vermeniz gerekiyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani evde normalde ne pişiyorsa o pişerdi ama benim için iki tane köfte ekstra kızartılır. Aynen öyle. Hala siz çocuklarımız de aynı şeyi öyle. Yapacaksınız. İki parça, üç parça köfte, böbrek yapabilirsiniz. Ciğeri mesela hiç ihmal etmeyin. Bunların hepsi zaten layıkıyla besleyici kaynaklar. İlla et olması gerekmiyor. Burada ciğer şey yaptık biliyorsunuz. Tabii ciğer o, yaptık. O kadar güzel bir kaynağı. Başka hiçbir şey de bulamıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi et alırken nelere dikkat etmek lazım? Madem bu kadar ciddi bütçe ayırıyoruz, et alıyoruz. Bari doğrusunu almak lazım. Onu konuşacağız. Ama bana mesela şey yedirirlerdi. Dalak. Dalak kan, yedirirler. Kan bana da yedirmeye diye. Çalışırlardı da. Çok elastiki bir şey olduğu için. Çok hoş yenen bir şey değil. Ama böbrek mesela çok lezzetlidir. Yatağıyla bir miktar yağıyla yaparsanız mesela çok abartmadan olağanüstü lezzetlidir. Bu tür şeyleri bize çocukken yedirttiler. Şimdi aileler birazcık
bu sakatat türü ürünlerden uzak kalıyorlar. Uzak biraz mı kalmak kokus gerekir? Hayır, kesinlikle tam değil. Çocuklara mi özellikle vermeniz lazım bunları. Hayvana bile bakınız, doğa belgesellerini seyrediyoruz. Ne yapıyor? Aslan koşuyor ya, koşuyor, antilopu bilmem. Ne yapıyor aslan? İlk neyi yiyor? Büfteğini mi yiyor hayvanın? Yok, karnına dalıyor. Çünkü en besleyici olan kısım sonuçta sakatat kısmı hayvanda da. İnsanda da benzer şekilde en çok katma değeri iç organlar sağlıyor. Karkas üzerine büründürülen et diye baktığınızda o ancak hayvan merada yayılmışsa bir şeye benziyor. Yoksa bir anlam ifade etmiyor. Peki madem etten bahsediyoruz, hemen et alırken neler dikkat etmelisiniz diyelim ve bakın ilk fotoğrafımız gelsin. Alacağınız etin rengine dikkat edin deniyor. Ne renk olması gerekiyor ben de hocama sorayım. Biz vallahi, doğru bir et almış hani mıyız ben mesela? Ben çok et uzmanı sayılmam. O siz konuda her şeyi biliyorsunuz ama hocam, hiç mütevazı olmayın. Benim et konusunda yaptığım şey şudur efendim. Mahallenin kasabına giderim. Kasaptan derim ki oradan işte bir parça et. Ve kesinlikle hani öyle bonfile olsun, büftek olsun falan filan değil. Bir parça kemikli et. Çünkü ne olacak? Bu gerdan da olabilir. İncik de olabilir, fark etmez. Yemeğin içine konulacak çünkü. Yani bundan çorba yaparsınız, kemiğinin suyundan başka şey yaparsınız. Bunu zaten isterseniz yemeğe çevirirsiniz. Ama etin rengi bellidir zaten. Eğer bu kararmışsa bu da zaten sorun değil. Okside olmuş demektir. Havayla temas sırasında doğal olarak bu da kararır. Nasıl elmayı kestiğiniz zaman kararıyorsa bu da bir miktar kararacaktır. Ama adam zaten gözünüzün önünde kesip size veriyorsa burada bir sorun söz konusu değil. Marketlere gittiğinizde ama ilk defa Türkiye'de bir zamanlar ambalajda et kavramı çıkartıldı. Yani sizin için hazır kesilmiş, parçalanmış, ambalajlanmış. Bunları et kombinaları ürettiler. Bir kıyma var mesela, pes pembe. Pes pembe kıyma nasıl olur falan dediğinizde bir takım basınç işleminden geçirildiği zaman renk atıyor biliyorsunuz. Kasap makinenin içerisine eti koyarken et kırmızıdır. Çıkarken, çıkarken bir miktar pembe olarak çıkar. Renk reaksiyonu meydana geliyor. Aynı şey diğer basınç işlemlerinde de, sütte vesairede de oluyor. Bu istenen bir durum değil. O yüzden kıymayı çektirecekseniz de mesela canını okuyacak kadar çektirmemek lazım. Canını okuyacak kadar. Çamura dönmemesi lazım. Hadi bir daha üç kere çektirip. Ondan sonrasında çünkü bir şey yapamıyorsunuz ama etin alınacağı yer kasaptır, onu söyleyeyim size. Market daha ucuza satabilir, eğer biliyorsanız ediyorsanız gözünüzün önündeyse onlardan da bir yere kadar alabilirsiniz. Lakin o kombinaların ürettirdiği büyük etli hayvanlar, onlar 2 ton falan geliyor tanesi, olacak şeyler değil ama geliyor yani. İnternete bakın efendim, Super Cow diye yazın, Super Jove diye yazılıyor. O nedir hocam, marka değil değil mi? Hayır değil. Ne o? Süper İnek, süper büyükbaş anlamına gelen kelime. Google'a yazın Super Jove diye, W ama sonu. Ondan sonra imajlara bakın, görsellere. Hayvanların size görüntüsü çıkacak. Body yapmış hayvanlar gibi her tarafından et fışkıran ve bunlar gerçek. Onlar değiştirerek bir miktarda muhtemelen ilaç da kullanıyorlardır. Hayvana hiç hareket ettirmiyorsunuz ama İnanılmaz bir şekilde her tarafından hakikaten hayvanın adele fışkırmaya başlıyor. Şimdi bundan beslenebilir misiniz? Beslenemezsiniz. Çünkü bunları pişirdiğiniz zaman bunun içinde zaten et yok. Sönüp gidiyor. Peki. Çok güzel sorular gelmeye başladı. Medine Hanım, Yağmur Hanım, Miyase Hanım, Deniz Hanım. Karşımda sorularınız, Instagram'a yazdığınız sorular. Ama önce biz bir kasaba gidelim. Daha doğrusu hocam bizim için gitti. Siz anlamam dediğine bakmayın her şeyden. Biz mi gittik? Vallahi ben sizi götürdük zannediyorum. Peki. Yok. Niye götürmüyoruz? Gidelim beraber. Ama doğru. Değil bir mi? Zaman gittik zaten. Bir zaman gittik. Yeniden zamanı gelmiş. Bir daha sefer, bu sefer yenisini çekmişiz ama sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet, buyurun efendim, hep beraber kasaba gidiyoruz. Bütçemiz yettiğince bakalım. Sağlığı koruyor, yemekleri lezzetlendiriyor, sofralarda ondan vazgeçilmiyor. Zahide Yetiş'le ekibi kasaba gitti. Doğru kırmızı et seçiminin püf noktalarını sizler için inceledi. Kırmızı et alırken nelere dikkat etmek gerekir? Müşterinin özellikle dikkat etmesi gereken şey etin taze olması. Etin güvenilir yerlerde kesilmesi. Yani bunlar önceliklidir. Taze ette bütün etleri kesildiği zaman içinde böyle hem kırmızılığı yoğun olması gerekiyor. Mesela şu yoğun kırmızılığın içerisindeki beyazlık kısmının yoğun olması, beyazlığın daha şeffaf ve açık olması etin biraz daha taze olduğunu gösterir. Etin rengi mor olmamalı. Beklemiş et hem biraz
koyu siyaha doğru yakınlaşır hem de morarır. Morarın bir şey çok iyi olduğu söylenemez. Yumuşak ete dikkat. Taze et sert mi olur? Çok taze yeni kesilen et sert olur. Eti yumuşamasını, daha olgunlaşmasını, daha lezzetli olmasını istiyorsanız eti bir müddet dinlendirmek gerekiyor. Yalnız bu dinlendirmeyi evde alıp bekletmekle karıştırmasın. Etin kasapta dinlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kasabın dolaplarıyla bizim evdeki normal dolaplarımız çok farklı. Etinizi seçtiniz, yemeğinizi belirlediniz. Peki hangi et çeşidini kullanacaksınız? Kasaba geldiniz, ızgaralık bir yemek yapacaksınız. En özel, en güzel hangi etten olur? Nasıl bir et almak lazım? Izgaralık yemekler için. Öncelikle dana mı kuzu mu seçiminizi kendiniz karar vereceksiniz. Biz genelde danada antrikot öneriyoruz. Antrikot etin yağ oranıyla eşit olan bir parçasıdır. Peki haşlama yapılacaksa haşlamalık yemeklerde? Haşlama yapılacaksa haşlamada kuzu seviyorsanız kuzu gerdan öneriyoruz. Özellikle kış aylarında en çok tercih edilen ettir. Dana seviyorsanız dana kemikli etimiz var. Onu öneriyoruz. Etinizi mevsime göre seçin. Peki etin mevsimi olur mu? Mesela yazın şu et yenir, kışın şu et yenir. Yani kışın haşlama türü yemekler fazla olduğu için haşlamaya yönelik etler yenilir. Yani kuzu kışın biraz daha tercih etmek gerekir. Yazın çünkü kuzuda bir deri kokusu oluşuyor, kuzu kokusu oluşuyor. Pek tercih edilmiyor. Kışın kuzuyu biz tercih ediyoruz genelde. Çocuklara ve yaşlılara kemik suyu. Kış aylarının aslında vazgeçilmezi en önemli besin kaynaklarından bir tanesi kemik kısmıdır. Kemik kısmı, ilik kısmı bunlar özellikle yeni gelişim yanındaki çocuklara, yaşlı insanlara mutlaka suyunu içirilmesi lazım. Hanımlara tavsiyemiz özellikle bundan alsınlar. Çorbalarını, yemeklerini bu suyu kullanırlarsa hem daha iyi bir lezzet hem de daha faydalı bir ürün almış olurlar. Kasap tezgahlarının sağlık deposu kelle paça. Dana paça, dana ayağı, kuzu paça, dana işkembe, kuzu kelle. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi de kelle paça çorbasıdır. Kırmızı et şeker kadar tehlikeli mi değil mi şeker? Şekerle etin ne alakası var değil mi? Ama haberimizde böyle bir şey var. Sonra bu et olayını bitireyim ve diliyorum isteyen cebinde bol parası olsun da istediği kadar ne istiyorsa alabilsin. Çarşıda, pazarda hani parasını kontrol edip ne alsam, ne kadar alsam. Zor işler bunlar ama hayatta böyle. Ya burada birkaç tane aslında alternatifi söyleyelim de. Söyleyelim. Yani insanlar lütfen gidelim işte bonfile alalım. Pahalı tabii, bu tür şeyleri alırsanız pahalıya geliyor ama kuyruk fasulye kısmı var. Kuru fasulye, kuru mesela. Kuru fasulye mükemmel zaten. Değil orada mi? Bir sorunumuz yok. Ama hayvanın kuyruk kısmı var. Sakatatçılarda satılır. Dilimlenmiştir. Aslına bakarsanız gerdandan farklı değildir. Kuyruk ve kısmı. Kuyruk kısmı. Yani hayvanın kuyruk kuyruğu. Yağından bahsetmiyoruz. Hayır hayır. Kuyruk kısmı. Dana kuyruğu. Dilimlenmiş olarak madalyon biçiminde bu şekilde satılır. Bunlar mesela çok ucuzdur. İç eti denen bir şey vardır. Yine sakatatçılarda satılır. Çok ucuzdur. Fakat bunlar aynen et kadar besleyicidir. O yüzden... Şimdi böyle dedik ya, sakın fiyatlarını da arttırmayın. Bak, yok, hakkımı helal etmiyorum öyle yapmazlar. Bir şey yaparsanız. Ama kemikleri gördünüz az evvel. Dilimlemişler. Eskisi gibi değil. Yani koca kemiği nasıl onu vururdu iki kere. İki tane kocaman parça olurdu. İlik artık talep geldiği için sizler tarafından bunları dilimlemiş olarak satıyorlar. Sizin yapacağınız sadece bir günü ayırmak. Bu cumartesi de olabilir, duruma göre pazar da olabilir. Dolduracaksınız bu kemikleri. Ha. Bunları güzelce 4-5 saat ağır ateşte, içine bir miktar böyle havuç vesaire atarak da bunun suyunu çıkarttıktan sonra kemiğin boşaldığını görürsünüz. Kemik çok hafifleyecektir. İçindekini çıkartıp suya kolajeni alınca jöleyi, sonra bunu küçük parçalar halinde kavanozlarda donduracaksınız. Bunu çorbalarınıza, yemeklerinize rahatlıkla koyabilirsiniz, çolar, dondurabilirsiniz. Çocuğa, en güzel. Evet, bir sorun olmaz. En güzeli budur.